Sevgili izleyenler, Memnun'un Bağdat'a azimetiyle ilgili dersimiz buradan devam ediyor. Yukarıda söylendiği üzere diyarı Irak, envai nifak ve şikak ile düçar-ı ihtilal, çeşitli nifak ve bozuşmalarla ihtilale düçar olarak nihayet İbrahim İbni Mehdi'ye biat olunup bunun başlıcası efendim Zürriyaseteyn iki başkanlığı olan unvanıyla Vezir-i Azam olan Fadıl İbni Sehil ile birader Hasan İbni Sehle Nas'ın husumeti idi. Lakin Fadıl İbni Sehil hakayıkı ahvali Memnun'dan ketmedip gizleyip hatta Bağdat ahalisi İbrahim'i valiliğe intiham eylemişler, seçmişler diye arz etmişti. Ve hali akd-i umur, işlerin çözümü kendi elinde olduğundan kimse hakikat hali Memnun'a arz edemezdi. Bir gün İmam Ali Rıza hakayıkı ahvali gerçek durumu Memnun'a ihbar eylediğinde Ümerayi askeriyeden askeri emirlerden bunlara kimin vukufu vardır diye sordu. O dahi filan ve filan ve filan bilirler diye haber verdi. Memnun onları celbile sual ettik de Fadıl'ın şerrinden kendilerini muhafaza edeceği taahhüt ve temin etmedikçe söyleyemeyeceklerini beyan etmeleriyle Memnun onları temin etti. Onlar da hakayıkı ahvali vaziyetlerin hakikatlerini ve iş böyle giderse hilafetin kendi elinden çıkacağını söylediler. Ve ehli Bağdat sizi görürlerse mutavaat itaat ederler diyerek Bağdat'a azimet eylemesi, gitmesi lüzumunu arz eylediler. Onun üzerine Memnun Bağdat'a azimet ve harekat için emir verince Fadıl işin nereden geldiğini anladı. Lakin azimeti halifeye mani olamadı. Serahsa geldiklerinde Fadıl İbni Sehil 202 senesi Şaban'ın ikinci günü hamamda iken askeriden dört nefer yanına girip onu katlediverdiler. Memnun bundan dolayı güya mükedder, üzüntülü olmuşçasına birkaç kişiyi itham ve idam ile ruusi maktualarını kesik başlarına Hasan İbni Sehle gönderdi ve onu biraderinin yerine Vezir-i Azam ettiğini bildirdi ve Hasan'ın kerimesi Büran'ı kendisine ve kendi kerimesi Ümmü Habibi Ali Rıza'ya ve diğer kerimesi Ümmü Fadıl'ı Ali Rıza'nın oğlu Muhammed'e nikah etti. O esnada Fadıl'ın pederi Sehil dahi vefat eylemişti. Arası çok geçmeyip Hasan dahi tecennün etmiştir, delirmiştir. Bu sene mevsimi haçta Musa İbni Cafer-i Sadık'ın oğlu İbrahim Hüccac hacılar ile hac edip hutbede Memnun'dan sonra biraderi Ali Rıza'ya dua ettiğinden sonra Yemen'e gitmiştir.
Memun Seras Serahis'ten hareket ile Tuğsa geldik de İmam Ali Rıza ziyade üzüm yemekle 203 senesi seferinin evahirinde sonlarında füç eten vefat eylemekle aniden ölmekle Memun onu pederi Reşid'in kabri yanında defnetmiştir. Rahmetullahi aleyhi ve erdahu. Bu üzümlerin Memun tarafından teslim edilmiş ve illenmiş olduğu dahi mervidir. İmam Ali Rıza İmamiye'ye göre 12 imamın 8.'sidir. Veladeti Medine'de 148 senesindeydi. Oğlu Muhammed Cevat onun yerine kaim olmuştur. Memun ehli Bağdat'a ve Ümerai Abbasiye'ye Abbasi emirlerine ferman gönderip Ali Rıza'nın vefatını bildirdi ve kendisine gücenmelerine sebep onun veli ahitliği olup bu sebep ise zahil olmakla sona ermekle kendisine itaat etmelerini emreyledi. Ve her merhalede 1-2-3 gün ikamet eyleyerek pek ağır yürüyüşle Bağdat'a doğru gelmekteydi. Hatta Cürcan'da bir ay tevakkuf etti kaldı. Mukaddemen önceden kendisine Mekke'de biat olunmuş olan Muhammed İbni Cafer-i Sadık dahi birlikte bulunup Cürcan'da vefat eylemiştir. Evahir-i Zilhicce'de Zilhicce'nin sonlarında Memun Hemedan'a vusul bulmuştur. Memun böyle ağır ağır Bağdat'a doğru gelirken İbrahim İbnül Mehdi onunla harp etmek üzere Bağdat'a gelip tedarikat-ı harbiye ile savaş hazırlıklarıyla meşgul oldu. Halbuki Bağdat ahalisi arasına ihtilaf düşüp husumet şiddetlenmiş olarak güruhu muhalefeyn iki muhalif grup çoğaldı ve İbrahim'in adamları dağıldı ve ehli Bağdat Memun'a biat eylemekle İbrahim hayrette kaldı ve evasıtı Zilhicce'de Zilhicce'nin ortalarında savuşup iktifa etti, gizlendi. Eyyami emareti iktidarı günleri 1 sene 9 ay küsür günlerdir. Memun Nehravan'a gelip orada 8 gün ikamet eylediği esnada Ehl-i Beyti ve Bağdat'ın vücuhu ileri gelenleri ve eşrafı çıkıp onunla görüştüler ve akdemce daha önce göndermiş olduğu emir üzerine Tahir İbnül Hüseyin dahi Rakka'dan Nehrivan'a gelip Memun'a mülaki oldu, kavuştu. Ondan sonra Memun 204 senesi seferinin evasıtında ortalarında gerek kendisi gerek vükelası ve askeri yeşil kisveleri labis giymiş oldukları halde Nehravan'dan hareketle gelip Bağdat'a dahil oldu. 8 gün sonra beni Abbas ile rüesası Horasan'ın ricalleri, Horasan reisleri yeşil kisveyi çıkarıp siyah kisveyi giydi. Asker vesaire dahi beni Abbas'a mahsus olan siyah elbise giydiler. Bazı ölümler.
Eğimme-i Erba'dan, dört imamdan İmam-ı Şafii Hazretleri 175 seneyi hicriyesinde Bağdat'a geldikte pek çok nas onun mezhebine girmişlerdi. Ve o zaman İmam-ı Ahmed İbni Hanbel dahi ondan telemmüz ve taallüm etmişti. Talebesi olup ondan ders almıştı. Ondan sonra Medine'ye avdet eyledi ve bitakiben arkasından 178 senesinde yine Bağdat'a geldi. Lakin çok durmayıp Mısır'a gitti ve orada talim ve tedris ile meşgulken 204 senesinde azm-ı dar-i beka oldu. Beka alemine gitti. Rahmetullahi rahmeten vasiya. Yine bu sene İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin Şakir Dağı'ndan, talebelerinden ve Meşairi Fukaha'dan, meşhur fakihlerden Hasan İbni Ziyad Hazretleri ve Meşairi Muhaddisinden Müsned-i Meşhur'un müellifi olan Ebu Davud Et-Teyalisi ve Rahmetullahi Aleyhime azm-i dar-i beka ettiler. Yani vefat ettiler. Vakai sene 205. Efendim bu 205 yıl olayları. Memun 205 senesinde Tahir İbni Hüseyin'i Zaptiye Nazırı ve oğlu Abdullah İbni Tahir'i Rakka valisi nasbetti. Lakin Tahir Emin'in katili olduğundan Memun onu gördükçe biraderi hatırına gelerek gözleri yaş ile doluyordu. Tahir dahi bunu hissederek mustarip oluyordu. Binaenaleyh Memun onu Horasan valisi nasbetti. O dahi evahiri Zilkade'de, Zilkade ayı sonlarında Horasan'a gitti. Badehu'ndan sonra Memun, Abdullah İbni Tahir'i pederi yerine Zaptiye Nazırı nasbettikten sonra 206 senesinde Rakka'dan Mısır'a kadar olan memaliki yani memleketleri Abdullah İbni Tahir'e tevcih ile onu Nasır İbni Akil'i üzerine memur etti. Tahir gayet şeci, yiğit ve müdebbir tedbirli bir adam olup ekalimi şarkiyeyi tahtı inzibata doğu taraflarını inzibat altına aldı. Lakin icraatında istibdad ile ondan sonra Horasan eyaleti evladiyet veçiyle büyükten büyüğe tercih olunur bir vilayetin mümtaze, özel idare olunan bir vilayet olup saire su'i misal, diğerlerine kötü örnek olmuştur. Ebu Müslim'in Horasan'da silah arkadaşlarından olup 148 senesinde Afrikiye valisi olan Alebi Temimi'nin evladı dahi muahharan yani bilahere tasallüten cebren gidip Sicilya cezciresini adasını dahi zapt eylemişlerdi. Memun 203 senesinde Ziyad İbni Ebihi evladından Muhammed İbni İbrahim'i Canibi Yemen'e memur etmekle Muhammed gidip çok muharebeler ederek Tahame'yi Yemen'i fetih ile 204 senesinde Azatlısı Cafer'i birçok
Hedaya ile Memun'a izam etmişti, göndermişti. Cafer İş bu 206 senesinde Memun tarafından 2000 süvari ile Yemen'e avdet eyledi. Bu Cafer Duhat'tan, dahilerden ve ashabı kifayetten iktidar sahibi bir zat olup onun himmetiyle Yemen'de Beni Ziyad Devleti teessüs etmiş ve 200 seneden ziyade mümtet devamlı olmuştur. 207 senesinde Ali İbni Ebi Talip radıyallahu anh hazretlerinin oğlu Ömer'in ahfadından, torunlarından Abdurrahman Namzat dahi Yemen'de vaki Akbiladında şehirlerinde huruc ile Nas-ı Ali Muhammed'den Rıza'ya davet eyleyip Yemen'deki memurların suhi suretlerinden, kötü huylarından bezmiş olan ahali dahi ona biat ediyordular. Lakin Memun bu keyfiyetten haberdar olunca Yemen'e bir büyük ordu göndermekle Abdurrahman çaresiz istiman ederek, eman dileyerek Bağdat'a gelmiştir. Bu sene Horasan valisi Tahir felç olmakla ölünce yerine oğlu Talha Horasan valisi olmuştur. Abdullah İbni Tahir hayli müddetten beri Nasr-ı Akili'yi Geysum kalasında hasır ve tazyik ederek, kuşatıp zorlayarak Nasr nihayet 209 senesinde eman diledi. Abdullah dahi ona eman verdi ve onu Bağdat'a gönderdi ve Geysum kalasını hetmetti, yıktı. Abdullah İbni Tahir Berberçi Bala Nasr-ı Akili kailesiyle meşgulken Mısır'da Abdullah İbni Serra isyan etmiş ve Endülüs'ten Bahren deniz yoluyla bir taife gelip İskenderiye'yi zapt edivermişti. Nasr'ın kailesi bertaraf olduktan sonra Abdullah İbni Tahir 210 senesinde Canibi Mısır'a koştu ve İbni Serra'ya galebe ederek onu Mısır'da muhasara etti ve İbni Serra rey ve eman ile teslim olmakla İbni Tahir onu Bağdat'a gönderdi. İskenderiye'ye vardı. Endülüslüleri def ile İskenderiye'yi zapt eyledi ve Mısır'a gereği gibi nizam verdi. Diyari Mağrib ise cidal ve kıtalden hali savaş olmuyor değildi. Memun efendim, Memun'un Bağdat'a gelişinden önce Berveş-i Bala firar ve ihtifa etmiş saklanmış olan İbrahim İbni Mehdi bu sene Zih-i Nisa'da kadın kılığında iki kadın ile birlikte giderken tutuldu, Memun'un huzuruna getirildi. Memun ona af ile muamele ve ikram etti. 211 senesinde Yemen'de asiler zuhur etmekle 212 senesinde Memun o tarafa asker sevkine mecbur olmuştur. Diyari Deylem'de zuhur eden
Babeki Hürrem'i, gailesi henüz bertaraf edilmediği halde Musul'da dahi Züreyf Nam'asi tekallüp etmekle Memun bu sene o tarafa dahi askeri kafiye, yani kafi derecede asker göndermişti. Elhasıl Emin'in idamı üzerine revatıb-ı hükümetin bağları minhal çözülmüş olarak Şarkan doğuda ve Garben batıda ihtilaller ve muharebeler devam ve Memun bu çözülmüş düğümleri bağlamaya çalıştı ve İftan bunu devam ettirdi. Ve Aleviler taraf taraf huruc ile davayı imamete kıyam etmekteydiler. Yani kalkmaktaydılar. Lakin gariptir ki Mansur zamanından beri ulum ve fünunun, ilim ve fenlerin tarik-i terakkide, terakki yolunda aldığı hız kesilmeyip bunca gavaili dahiliye iç sıkıntılar arasında terakkiyat-ı ulumiye ilmi ilerlemiş leyleşler devam etmekteydi. Hele Memun'un zamanında peyderpey kütübü Yunaniye, Yunanca kitaplar lisan-ı Arabiye'ye tercüme olunarak Memalik-i İslamiyye'de, yani İslam memleketlerinde ulum-i hikemiyye, hikmetle ilgili ilimler pek ziyade revaç buldu ve Memun ilmi fıkıhta ve ulum-u edebiyyede mütebahhir, derin bir ilme sahip iken sonra ulum-i hikemiyye'ye daldı. Bu ilimlerde dahi mahir oldu. Lakin ulum-u akliye böyle ilerledikçe mezhebi itizal, mutezile, mezhebi dahi evvelkinden ziyade şuyu buldu, yayıldı. Mutezile kul fiilinin halikidir ve Kur'an mahluktur demek gibi nice akaidi faside, ihdas, bozuk inanç çıkarmak ile bu misilli yanlış zehaplarını, fikirlerini edille-i hikemiyye ile felsefi delillerle teyit için, kuvvetlendirmek için ulum-i felsefiyyeye, felsefi ilimlere dalıp halkı Kur'an bahsinde Memun da onların eserine iktifa etti, yeter buldu ve zaten Aleviliğe mail olup Aleviler ile Abbasiler arasına girmiş olan adavatın izalesi dahi mültezimi lüzumlu olduğundan imamet bahsinde mufattala mezhebini ihtiyar ve itizal ile teşeyyü Şii olma arasında bir meslek ittihaz eyledi. 111 senesinde her kim Muaviye'yi hayır ile zikreyler yahut onu ashab-ı kirandan birinin üzerine taftil ederse ben ondan beriyim diye dellallar vasıtasıyla nida ve ilan ettirdi ve 212 senesi Rebul evvelinde halkı Kur'an meselesini meydana çıkardı ve Hazreti Ali'yi cemii sahabe üzerine taftil ile bütün sahabe üzerine üstün kılarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Nas'ın eftali Ali'dir dedi. İmam-ı Şafii Hazretleri gerek Bağdat'ta gerek Mısır'da Mu'tezile ile çok mübahese etmişti. Bu bahiste dev imiş ki Cenab-ı Bari alemi ancak Kur'an kün
ol emriyle halk etti. Tüm mahluk olunca Kur'an da mahluk ile halk olunmuş bir mahluk olmak lazım gelir. Memun iptidaları önceleri nikah-ı mut'anın da geçici nikahın da hülline kail iken Bağdat kadı, kadıl kudatı kadıların başı Yahya İbni Ektem onu bu fikirden vazgeçilmiştir. Şöyle ki Memun bir gün bazı nüdemasıyla nedimleriyle müt'a geçici nikah meselesini mevzu bahis ederek mut'a zamanı saadette ve ahdi Ebu Bekir'i Sıddık'ta sari idi. Onu kim men etmiş diye hararetli söylenirken Yahya İbni Ektem Abu Sülvecih olarak asık suratla içeri girdi. Memun, ya Yahya, yüzündeki tayir değişme neden? Dedik de Yahya, tahlil-i zinaya, zinanın helallığına dair söz işittiğinden naşi, dolayı hasıl olan gam ve kederden demekle Memun, zina mı deyince ev Yahya, evet, ya emirel müminin, muta geçici nikah zinadır demiş ve Memun ne ile sabit? Dedik de Yahya, kitap ve sünnet ile diyerek kat eflahal müminin suresini illa ala ezvacihim elma meleket eymanuhum fe innehum gayru melumin efendim bu ayeti kerimeyi okuyup ya emirel müminin zevzeyi efendim muta muvakkat nikahla alınan kadın mülkü yemini mi yani o talakı cariye midir diye sormuş. Memun hayır diye cevap vermiş. Ve Yahya varise ya mevruse mirasiyen veya miras düşen bir zevce midir demiş. Memun yine hayır demiş. Yahya Kur'an'ı bu veçile tevcih ettikten sonra işte Zühri Muhammed İbni Hanife'nin oğulları Abdullah ve Hasan'dan onlar da pederlerinden, o da pederi Ali İbni Ebi Talip'ten rivayet eyleyip Hazreti Ali buyurmuş ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nikahı müt'aya ruhsat vermişken onu tahrim, haram kılmış ve nehi ile nida etmekliğini bana emretti deyince Memun Zühri'den bu rivayet mahfuz mu demekle Yahya, evet bu hadisi ondan bir cemaat rivayet eyledi ki onlardan da bir imamı Malik'tir deyince Memun istiğfar ve müt'anın nehyine iptidar etti. Yasaklanmasına hemen başladı. Ama halkı Kur'an meselesinde kendi itikadı fasidi, bozuk itikadı üzere sabit kaldı. Talha İbni Tahir'in vefatı üzerine Horasan vilayeti biraderi Abdullah İbni Tahir'e teveccüh eylemekle küçük biraderi Ali İbni Tahir onun tarafından bin niyabe naiplikle idareyi umura kıyam etmiş, işlerin idaresine kalkışmış olduğundan Memun Abdullah İbni Tahir'i Mısır'dan Celbile, Mısır ve Şam eyaletlerini biraderi Mutasım İbni Reşid'e ve El Cezire ve Avasım eyaletlerini kendi oğlu
Abbas'a tercih eyledi. Babeki Hürrem'i üzerine gönderilen fırkalar münhezim, perişan ola gelmekle Abdullah İbni Tahir'i onun üzerine memur etti. Lakin Abdullah Demnur'dan teçhizat-ı askeriye ile meşgulken Sabur'da ihtilaf zuhur eylediğinden Memun'un emriyle Abdullah hemen Horasan'a gitmiştir. Memun dahi Berveç-i Ati ileride söyleneceği üzere Bilad-i Rum'a Bizans şehirlerine sefer etmiştir. Vakayı sene 215. 215 yılı olayları. Memun Bilad-i Rum'a Bizans'a gaza etmek üzere 215 senesi Muharrem'inde Bağdat'tan çıktı. Merhum Tahir İbni Hüseyin'in ammizadesi, amcası oğlu olan İshak İbni İbrahim İbni Mus'ab'ı Bağdat kaymakamı nasbetti. Tekrit'e geldiğinde mazhar-ı teveccüh enam yani halkın teveccühüne mazhar olan Muhammed İbni Ali Rıza gelip Memun ile görüştü. Ve Memun ona ikram ve ihtiram ve pek çok atiyeler, hediyeler, ihsan ve mukaddemen önceden nikah etmiş olduğu kerimesi Ümmül Fadıl ile emri zifaflarını icra eyledi. Badehu Tekrit'ten hareket eyleyip Musul ve Minbeç ve Antakya ve Maşişe ve Masise ve Mesbes tarikiyle Tarsus'a geldi ve oradan Biladi Cemadiyül Ula'da Cemaziyel Evvel başlarında Diyarı Rum'a girdi. Pek çok kaleler fethettikten sonra avdet eyledi. 216 senesinde Memun yine Diyarı Rum'a gaza etti ve mutenimen ganimet ve avdet ile Keysum üzerinden Dimaşk-ı Şam'a ve ondan Mısır'a gitti. Geçen sene Telifat-ı Kesire sahibi meşhur Esma-i ve bu sene Emin'in validesi olan Seyyide Zübeyde vefat eylemiştir. Rahmetullahi aleyhime. Memun'un Mısır'a Vesul 217 senesi Muharrem'indeydi. Bazı icraattan sonra avdet ile yine Diyarı Rum'a gaza etti ve Kayser Musaleha'ya barışa talip olmakla muharebeye giriştiyse de Musaleha karargir olmadı, barış karara bağlanmadı. 218 senesinde Memun Bağdat'taki kaymakamı İshak İbni İbrahim'e emirname gönderdi. Kudat kadılar ve fukahayı yani fakihleri cem ile onları imtihan et. Kur'an mahluk muhdestir, sonradan çıkmıştır diye ikrar edenlerin sebilini tahliye et, kendilerini serbest bırak. İba edenlerin, çekinenlerin takrillerini zapt ile bana gönder diye emretti. İshak hemen Kadıl Kudat'ı kadıların başı Beşir İbni Velid'il Kindi ve Mukatil ve Ahmet İbni Hanbel ve Kuteybe ile sair Kudat'ı kadıları Celp ve Cem ile Memun'un
emirnamesini onlara okudu. Badehu Beşir İbni Velid'e Kur'an hakkında ne dersin dedik de Beşir, Kur'an-ı Kerim kelamullah'tır dedi ve İshak ben onu sormuyorum. Mahluk mudur diyorum dedik de yine müevvi başka mana veren cevaplar verip serâheten Kur'an mahluktur sözünü ikrardan iba etti çekindi. İshak katibi emredip onun sözlerini zapt ettirdi. Sâillerine sordu. Onlar da bu yılda müevvil, tevilli cevaplar verdiler. Fakat Ahmet İbni Hanbel'den Kur'an hakkında ne dersin diye sual ettik de kelamullah'tır dedi ve mahluk mudur dedik de kelamullah'tır diyorum. Ziyade söz katamam. Dedikten sonra İshak semi ve basarın manası nasıldır diye sordu. Ahmet İbni Hanbel Cenab-ı Hak kendini nasıl vasfettiyse öyledir diye cevap verdi. Ve İshak peki ya manası nedir dedik de yine evvelki sözünü tekrar etti. Badehu İshak diğerlerinden sual ettik de her biri birer sureti müevvile tevilli şekil ile bahsi uzattılar. İshak cümlesinin ifadesini zapt ile Memun'a arz etti. Memun'dan varit olan gelen cevap namede halkı Kur'an'a kail olmayanları zincire vurulmuş oldukları halde tahtel hıfz muhafaza altında bana gönder diye emrolunmakla İshak onları Cemil'e keyfiyeti ifade ettik de ekserin naçar çaresiz Kur'an'ın mahluk olduğunu ikrar edip ancak İmam-ı Ahmet İbni Hanbel ile Muhammed İbni Nuh ve Sevah Secare ve Kavariri bunu ikrar etmediklerinden İshak dördünü de zinciri bent eyledi. Zincire vurdu ve tekrar sual ettik de Secave ve Kavariri halkı Kur'an'a kail olmakla İshak onları sarıverdi. Ama İmam-ı Ahmet ile Muhammed İbni Nuh sözlerinde ısrar etmekle onları zincire vurulmuş oldukları halde Tarsus canibine gönderdi. Lakin Rakka'ya geldiklerinde Memun'un vefatı haberi varit olmakla Bağdat'a avdet eylemişlerdir. Ey Memun gibiler! Kur'an'la senin ne alıp vereceğin var ki yüksek alimlerin işine karışıyorsun sen. Hak mezhepleri bırakmışsın, batıl mezheplerden, ehli bid'attan olan Mutezile'nin yoluna sapmışsın. Ve işte ne zaman ki sen Kur'an'la savaşa kalkınca işte o zaman ecel tepene geldi, bindi, Azrail kırtlağına çöktü. Keşke imanla gitseydin. İmansız gitmişsen çok üzülürüz o sana. Çünkü 218 senesi cemaziyel ahiresi evasıtında yani ortalarında Memun diyarı Rum'da Vaki Bedendun ırmağı kenarında iken hasta olup Recep'in 18'inde vefat eylemişti. Biraderi Mutasım ile oğlu Abbas onu Tarsus'a götürüp orada defnettiler. Müddeti hilafeti 20 sene, 5 ay küsur gündür. Vefatında sinni yaşı
48'e bali olmuştu. Varmıştı Aleviliğe mahil olup. Hatta Fedek kariyesi, köyü, varidatını, gelirini evladı Fatıma'ya, tahsis ve evladı Fatıma'dan müstahaklarına efendim taksim eylemek üzere onu Yahya İbni Hasan, İbni Zeyd, İbni Ali, İbni Hüseyin, İbni Ali, İbni Ebi Talib'e teslim etmişti. Memun gayet fasihu nutuk, çok düzgün konuşan biriydi. Ve bu lefai, bu hulefai Abbasiye'nin alemi Abbasi halifelerinin en bilginiydi. İmam-ı Suyuti der ki Memun hazım, kesin karar ve azim ve hilim, sabır ve ilim ve heybet ve şecaat, siyadet, koruma ve semahat, cömertlik ve rey ve zekaca beni Abbas'ın eftali olup çok mehasini, güzel tarafları vardı. Halkı Kur'an bahsiyle Nas'ın başına bela olmasaydı. Efahimi ulemadan, alimlerin en ulularından ve Memun'un müdemmasından, nedimlerinden meşhur Yahya İbni Ekrem demiş ki, Memun gibi ekmel ve ekrem bir adam görmedim. Afallahu anhü ve vafere. Vaferele. Memun Berveç-i Bala yukarıda olduğu gibi vefat edince vasiyeti mucebince biraderi muhtasım Tarsus'ta seriri hilafet tahtına ve saltanata cülüs ettikten oturduktan sonra orada hareketle Kurre-i Ramazan-ı Şerif'te, Ramazan-ı Şerif'in ilk gününde Bağdat'a vardı. 219 senesi efendim Muhammed İbni Kasım İbni Ömer İbni Ali İbni Hüseyin İbni Ali radıyallahu anhüm İbni Ebi Talip Horasan'da Talikan nahiyesinde Huruç ve Nas-ı Şia beyninde arasında maruf olan Ali Muhammed'den Rıza'ya biat ibaresi müphem belirsiz ibaresiyle davet eyledi. Başına pek çok insan toplandı. Horasan valisi Abdullah İbni Tahir'in asakiriyle, askerleriyle pek çok muharebe etti. Lakin nihayet cemiyeti dağıldı. Kendisi de tutuldu. Bağdat'a gönderildi. Muhtasım onu büyük mesruf diye maruf olan hadim yanında hapsetti. Lakin İd-i Fıtır, Ramazan-ı Şerif, bayramı gecesi firar ile nabedit oldu, kayboldu. Muhtasım'ın ilmi yoktu. Lakin itikatta biraderi Memun'u taklit eylerdi. Bu sene İmam-ı Ahmed İbni Hanbel Hazretleri'ni cep ve imtihan eyledi. İmam Hazretleri Kur'an'ın mahlukiyetine kail olmadığında Muhtasım onu o kadar dövdürdü ki bihuş, mecalsiz kaldı. Etleri pare pare oldu. Yine sözünde sabit olmakla o da o halde Muhtasım onu hapsettirdi. Bala da beyan olduğu üzere Mansur zamanındaki Tavaifi Acem ve Türk'e ziyade itibar edilir oldu.
Mansur zamanından beri. Memun'un validesi bir cariyeyi Türkiye, Türk asıllı bir cariye olduğundan Türklere daha ziyade itibar edip onlar da onu hemşirezade bilerek uğrunda can ve baş feda ediyorlardı. Muhtasım ise Mısır'da bir sınıf asker tertiple onlara mevari ve tesmiye ettiği gibi Ehli Semerkant ve Eşru-i-Sene ve fergan eden bir sınıf asker tertip ile onlara da feragine tesmiye ve tevaif-i askeriyeyi teksir etti, askerlerini artırdı, 5-6 bin kadar Türk köleleri iştira ile satın alarak onlara cündilik, askerlik talim ettirdi. Onlar da zukalarda, sokaklarda bir muhaba çekinmeyerek, korkmayarak at koşturup ara sıra sübyan ve nisvana müsaademe ettiklerinden, çocuk ve kadınlara çarptıklarından Nas da onları tutup döverlerdi. Bu cihetle bazen mudaraba ve mükatebe, dövüşme ve vuruşma gibi ef'ali cinaniye, cinayet işleri vuku bularak şikayetler çoğaldı. Bağdat'ta bulunan sınıf-ı askeriye, askeri sınıflar ise onların aleyhine olmakla bir gün bu kölemenlerin üzerine hücum ve iktiham etmelerinden, saldırmalarından korkulur oldu. Binaenaleyh zalik bunun üzerine Mutasım 221 senesinde Sırr-ı Menre'a Samira beldesinin binasına şuru başlayıp ve hitamında, bitiminde kölemenleriyle beraber oraya nakletmiş ve bu şehir ondan sonra ahlafına da kendilerinden sonrakilere de payitaht olmuştur. Türkler velayet ve emareti askeriyede istihdam olunup diyar-ı halifeye dahil değillerken Mutasım zamanında divana dahil olarak erkan-ı devlet sırasına geçtiler. Ondan sonra en mühim işlerde Türk isimleri söylenmeye başlanmıştır. İşte görüyorsunuz nice güzellerin nice büyük kusurları bulunmaktadır. Memun'un ve Mutasım'ın yaptığına bak. O güzelliklerinin yanında babakilerin hallerinden onların sonu ne hale geldi ondan bahsedelim. Beyan olunduğu üzere 201 senesinde Cavidaniye içinde huruc eden Babaki Hürrem'i Erdebil ile Zencan arasındaki kaleleri hetmedip yıkıp Makar hükümeti hükümet merkezi olan Bez beldesi ise pek mani bir mevki olduğunda bir defalarca sevk olunan asker münhezim ola gelmekle mezhebi batılı gittikçe tevessü ederek genişleyerek 218 senesi hilalin de başlarında İran halkından pek çok halk onun
mezhebi batılına dahil olarak Hemedan civarında ordu kurmuşlardı. Mutasım ordu ile Tarsus'tan Irak'a vürudunda varışında Babek üzerine bir cesim büyük ordu gönderdi. Ledel muharebede Babek'in 60 bin kadar adamları telef oldu. Lakin kendisi derdest olunmayıp, yakalanamayıp yine etrafa çeteler dağıtarak tecavüz ve taaddi hücum etmekteydi. Mutasım tekrar üzerine askeri külliye gönderip Erdebil ile Zencan arasında Babek'in hetmetmiş olduğu, yıktığı kaleleri tamir ve içlerine muhafızlar ikame ile Erdebil yolunu tahtı muhafaza altına aldı ve kafileler kaleden kaleye askerle seyri sefer eder oldu. Azerbaycan vilayetinde Mülükü Tavaif'ten Şahinam kalede sakin olan Muhammed İbni Baiz ki Tebriz kalesi de onun yedindeydi. Yani elindeydi. Bu esnada Babekileri bir tuzağa düşürüp kimini öldürdü, kimini ahsa haps ile tutup hapsederek Muhtasım'a gönderdi. 220 senesinde Efşin İbni Haydar İbni Kavs'ı Biladi Cebel valisi nasbederek Babek ile muharebeye memur etti. O dahi gidip diyar-ı Babek'e vardı ve Erzent nam mevkide ordusunu kurdu. Mutasım dahi askerin mevacibi aylıkları için arkadan büyük boğa ile Efşin'e mebali külliyetli para gönderdi. Babek onu istihbar ile Esna-i Rah'ta yolda hazineyi ele geçirmek kaydından iken Efşin dahi casusları vasıtasıyla keyfiyetten durumdan haberdar olarak hemen seyri seri ile süratle yetişip alel gafle habersiz ansızın Babek üzerine hücum ve iktiham etmekle saldırmakla Babek askeri kırıldı. Hele piyadesinden diri kurtulmadı. Kendisi cüz'i süvari ile Muvkan'a ve ondan Makar hükümeti yani hükümet merkezi olan Bez beldesine can attı. Efşin da ordugahına gitti. İşte bu sırada büyük boğa hazineleriyle Salimen Efşin ordusuna ulaştı ve Efşin bu mübalağadan askerinin mevacibini, aylıklarını verdi ve badehu ondan sonra Babek üzerine yürüyüp Bez kalesine 2 saat mesafesi olan bir mevkide ordusunu kurdu. Büyük boğa dahi bir fırka ile ilerledi ve Babek'i muhasara iledi. Meyhanede pek çok hunzirane mukateleler, kanlı çarpışmalar vuku buldu. Lakin mevsimi şita, yani kış mevsimi erişip soğuklar arttı. O dağlık yerlerde ikamete mecal kalmayıp avdete mecburiyet hasıl oldu. 220 senesi duhul girdi ve mevsimi rebi, bahar mevsimi hulul etti, gelip çattı. Mutasım tarafından Efşin'e imdad için külli emmal, mallar ve asker geldi. Onun üzerine Efşin
yine ileriye hareket eyledi ve bu sene dahi Babek ile aralarında pek çok vakalar ve kanlı muharebeler geçti. Nihayetül emir işin sonunda Bez Karyesi köyü fetih ve kalesi tahrip kılındı. Hürremilerden pek çok adamlar katlolundu. Babek biraderi ve iyaliyle, çoluk çocuğuyla firar ettiyse de tutuldu. Efşin 223 senesinde Babek'i ve biraderi Abdullah'ı Irak'a götürdü ve Mutasım'ın huzuruna çıkardı. Mutasım hemen Babek'i Samra'da ve biraderini Bağdat'ta selbettirdi, ortadan kaldırdı. Emsaline ibreti müessire gösterdi. Efşin'e fevkalade ikram etti ve pek çok nukut, paralar ve mücevherat verdi. Evet sevgili dostlarımız, işte görüyorsunuz batıl fırkalar ile ayrı görüyorsunuz uğraşmalar var, çarpışmalar var. Batılın adamları görüyorsunuz ki batıl da taraftar bulduğu için bir devlete karşı koyacak batılın da kadrosu bulunmaktadır. Eğer kötüler taraftar bulmasaydı katiyen kötülük bu dünyada barınamazdı. Kötüler barınamazdı. Görüyorsunuz kötüler taraftar buluyor. Ey insanoğlu, hakkın, hakikatin tarafında ol. Bu da Allah'ın hidayetine bağlıdır Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu. Hidayette herkesin nasibi olamıyor. Cehenneme odun olacak insanı sen cennetlik yapamazsın. Çünkü adam orayı seçmiş, oray için çalışıyor, çırpınıyor. Batılın uğrunda bütün gücünü kullanıyor. Allah yolundakilere de azarı düşman. Bunu Allah'ın hidayeti olmadan bunların kurtulma şansı yoktur. Evet, gece gündüz Allah'a hamd etmeli. İhtinas sıratal müstakim diye yalvarmalı. Beş vakit namaza işte ihtinas sıratal müstakimin. Burada beş vakit namazda günde en az 40 defa Yüce Allah'tan sıratı müstakim istiyoruz. Görüyorsunuz sürekli Allah'tan bunu istemeli. Kendi nefsine de pay vermemeli. Kendi nefsini tezkiye etmemeli. Lütuf, kerem, hidayetin Allah'tan olduğunu iyi bilmeli. Elhamdülillahi ala nimetil İslam vel iman vel Kur'an.